mısın Kaptan Avery? Oyunun sonu mu burası? Bir hırsızın sonu dedi. Partlı olan var ya, Medifier 5 part var. Ben onu ondan indirdim. Kanka şuralardan çık ya, ayar ediyorsun beni. İlla oradan çıkacaksın, oraya mı atlayacaksın? Öyle de değilmiş. Aşamayacağım gerçekten. Of. Şuna bak. İşte hazine. Vay anasını. Dedi mi bari? Merhaba Nate. Sam nerede? Ah, o burada. Sam? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Rafe, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadin'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadin. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal. Saçmalama. Şuraya bak. Nadin yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Ever ve Tür bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin! Bekle! Görüşürüz Rey. Nadin! Nadin! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık! Hadi yardım et de çıkabilelim buradan! Hayır. Hayır, olamaz, hayır. Sen Sam için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hey, tamam,
Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapat şu çeneni. Delilik bu senin için bile. Delilik mi istiyorsun? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake. Lafımı kestin. Bir daha. Sana lafımı kesme dedim. Senin için bile. Delilik mi istiyorsun? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake Rubulkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Ah kahretsin. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake efsanevi Eldorado'yu buldu. Ne zaman vuracağız? Yeter. Nathan Drake bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum biliyor musun? Lafımı kestin. Bir daha sakın yapma. Evet. Sana lafımı kesme dedim. Oğlum öldük lan yine. Senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake Rubulkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Ah, kahretsin. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Ray, yeter. Nathan Drake bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum biliyor musun? Reyf hadi. Beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. O ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkandan onları da gönder. Angard göt herif. İşte böyle. Kılıç kullanmayı biliyor musun? Evet. Zevkli ucunu batırıyorsun işte. Aa, zevkli olacak. Sen işimi kolaylaştırıyorsun. Kıpırdama. Açıttı mı?
Hadi efsane. Tamam. İşimiz bitti. Kardeşim alıp gidiyorum buradan. Kalıp gemiyle yapmak istiyorsam keyfim bilir. Beni yendir. Biliyor musun Nate? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Yescream'de boktansın. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel. Kolay olmasın zaten. Şimdi kolay geldi bana. Canım ne istediyse gümüş tepside. Yani dışında her şey... Ha, bunu hak ettim. Hepsini. Hazineyi mi istiyorsun Rafe? Hepsi senin olsun. Ben basamadım lan, kaçırdım lan. Neye basacak? Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Hayır, başka bir yol olmalı. Nathan, Nathan. Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmalı. Başka yolun yok. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nathan, burası havaya uçacak hadi. İşte buldum. Sen başını aşağıda tut. Devam et.
Hey Sully, tamam onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Her şeyi aldın mı? Evet, galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Sally. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler Sally. Güle güle evlat. Arayı açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Pek. Düzgün veda edeyim kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Bak, teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elena ile konuştuk. İçin rahat ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk değil mi? Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... ...sonunda hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... ...neyle devam edeceğini... ...karar vermen gerekiyor. Bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca... ...benden birkaç antik şehir öndesin... ...ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. İşte. Aracımız da geldi. Evet. Sam. Nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Ateşin var mı? Evet. Victor, sen ne yapacaksın? Hı? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Quando seu marido volta para casa? Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama.
Hey, günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam, dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Aa, daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır, ciddiyim ben. Evet, cidden. Bekle Jameson. Bekle. Bekler misin bir? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim bile. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden Jameson Marine'i mi alıyorsun? Biz Jameson Marine'i alıyoruz. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır. Tatlım bak. Libertaria'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi herifin teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır. Jameson'ın erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil.
Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki. Sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak, kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Eskisine göre el ve gözüm çok daha iyi. Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır, asla korkmuyorum. Bu korkunu korkmuyorum. Ölçmeye kalksak 10 üzerinden kaç eder? 3 gibi. O zaman bence gel sen onu 11 yap. Tamam mı? Çünkü canına okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak bak bak. Ha peki. Bu... Bak 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 bak. Tamam. Güzel. Anlaştık. Atladım sayılmaz. Kral bu kim? Çocuğumuz mu oldu? Nerede bunlar? Kapanış. Klasiklerden. Ne yapıyorsun ya? Salsana kanka. Nasıl ne ara bitirdim? 2 saatte oynadım, bitti. Sana bitecek demişim. Baba. Millet. Hey. Bakalım sende ne var? Annemin müzik. Kanka bundan telif yiyoruz daha sonra. Bu güzel mi? İnan mı tatmin etti mi? Ben o... Küçük satire inmesine inmiş nasıl bir şey yok. Köpeği takip edelim mi? Köpek bizi trollüyor mu ya? Yemek mi istiyor? Tamam. Ama başka yok bak. Sadece Reef'i öldürdük, ne bileyim. Yanına ver kanka, ne olacak? Pekala. Ama bugünlük bu sonuncu bak. Tamam. Bir daha, bir tane daha veriyorsa veririm hiç acıma.
Gel bakalım buraya. Abi güzeldi oyun da final olarak mı? Yani final tatmin etti aslında. Ne olabilirdi ki böyle bir şey olacaktı? Kadın bizim çocuk yani. Kadın diyorum. Bu çocuk bizim çocuğumuz da. Niye bu evde ilk defa yaşıyormuş gibi davranıyor? Şu ikisine bak. Hey. Gitti bile afaca. Harika bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Kimse var mı? Boş. Tamam, güzel. Tamam, yemekler burada. Hanimiş benim kızım. Pekala kızım. Annemler nerede? Tamam, gidip onları bul. Hadi. Abi efendim. Cidden mi? Tamam, öyleyse kendim bulurum. Suya da gireyim mi kral? Giriyorum lan suya. Heh, girmeye. Ne oldu ya? Biz nereye gidelim? Araba burada. Belki de onları boyutlar arası varlıklar kaçırmıştır. Ya da markete gitmişlerdir. Kapı açılmalıydı. Üst katta. Nathan'ın bir mekanı vardı üst katta. Orada mı acaba? Nereden çıkıyorduk oraya? Bu evin hali ne kardeşim ya? Ya burası yeni mi? Aynı benziyor ne bileyim lan. Kanka bu evde her yer dağınık ya. Bu nasıl bir ev ya? Geldiğimizde buna basıyoruz. Bunda bir macera var mıydı? Yok. Oğlum. Oğlum yazıyor ya. Bir iki tavla.
Orada şişe de var. Bekle beni Taç Mahal. Sadece birkaç hafta kaldı. Pahve efendim. Oradan bir yer var lan. İçiyor sanki. Yok. Sen Nathan Drake'in kızısın. Atla buradan. Olmuyor. Eğer tekneye binerse bu beni ayar eder. Tekrarlı etkileşim niye peki? Böyle yapmıyordu. Hatırlamıyor mu lan? Söylesene. Duş al sakırı. Suya dalmıyor. Hiçbir türlü suya girmiyor. Zıplamıyor. Kapısı açık gibi. Burası da temiz. Tamam. Öyleyse bekleyelim. Evlerin hepsi bizde mi? Komikmiş. Kendi fotoğraf değil mi? O anahtar. Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Bir dakika. Bu da ne böyle? Basayım. İspanyol sikkesi. Sikke sikke bırak onu. Sen almadık mı? Niye oraya bıraktın? Telefona bakıyorum oğlum. Allah Allah. Oyun ekranına mı bakıyorum? Selam. Hazinesini mi arıyordunuz?
Olamaz. Babam mı bu? Sic Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Ha. Bu da ne böyle? Neler oluyor ya? Geldiler. Olamaz. İşte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey... Ne oluyor Cassie? Tamam. Kızmak yok. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Evet. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Hey, kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından... Gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Öf. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Komik. Anne. Peki hala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyordu. Evet, ama yakışıklı. Sahtekar. Hayır. Henüz tanışmamıştık. Biliyordu. Biliyordu. Sahtekar dedi ki, geziyi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Çocuklar. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet. Aynen öyleydi. Hadi be. Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır. Rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado mu ki? Yani altın şehir mi? Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir heykelmiş o. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi Amazon'un tam ortaya yerine götürdü. Thank you.
GG. O zaman ben de bitiyorum.